Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün sizinle beraber Sims indireceğiz. Sims benim çok sevdiğim oyunlardan bir tanesidir. Evet, yazalım. Zaten gördüğünüz gibi daha önce de indirmişim, pek çok kez indirip sildiğim bir oyun. Çünkü bağımlılık yapıyor, yani o kadar sürekli oyunda olasım geliyor. Hala güncelleniyor. Zaten çok büyük değil. Gördüğünüz gibi 138 MB. İndirelim. Çok güzel yani görselleri. Ya dediğim gibi güncellenen bir oyun. Etkinlikleri oluyor özel günlerde. Yani sadece giydirmek için, ev tasarlamak için oyunlar var. Bunların hepsinin bir oyunda toplandığını düşünün yani. O kadar eğlenceli ki asla oyundan çıkamıyorum. Hobiler falan da var. Böyle kariyer geliştiriyorsunuz. İşte böyle mesela diyelim. Aşçılık falan var. Böyle eğlence mekanları var. Mekan açıyorsunuz oyunda ilerledikçe, geliştikçe. Evlilik falan da var. Çocuk falan da yapabiliyorsun. Onu büyütüyorsun falan. Bir sürü oyunun toplandığını düşünün yani. Evet, indi. Şimdi de oynamaya başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi uygulamamız inmiş. Bakalım. Açılıyor. Kaç yaşındasınız? 19 yapıyorum. Çok zor. Evet. Ay çok heyecanlıyım. Açılıyor. Buraya Apple kimliğimi gireceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi önümüzde bir indirme çıktı. Bunu indireceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunu tekrar açtım. Şimdi başka bir Sims göre basarak buradan farklı farklı cinsiyette ve kombinde Sims'ler yaratabilirsiniz. Burada dolap var. Burada DNA ile ilgili şeyler var. DNA'da kendi simsinizin işte mesela gözlerini, burnunu, ağzını falan değiştirebiliyorsunuz. Dolapta ise bildiğiniz gibi simsin üstündeki kıyafetleri değiştirebiliyoruz. İlk önce burada gördüğünüz gibi adını ve soyadını da değiştirebiliyorsunuz. Veya bu zar sembolüyle de farklı farklı kombinde simsler de yaratabiliyorsunuz kendiniz uğraşmadan. Buradan beğendiğinizi seçebiliyorsunuz. Evet, şimdi biz ten renklerine bakalım mesela. Farklı farklı ten renklerini de seçebildiğiniz gibi aynı zamanda beyaz mesela seçebiliyorsunuz. Burada mesela farklı farklı o kadar çok seçenek var ki yani isterseniz herhangi bir ünlüyü veya beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir arkadaşınızı falan yapabilirsiniz. Benzetebilirsiniz isminiz ona. Hangisini seçsek bakalım. Tamam, bu olsun. Gözlerde de çok fazla seçenek var. Aynı zamanda böyle kendinden eyelinerlı falan. O kadar çok renk seçeneği var ki gördüğünüz gibi yani. Hayal gücünüze bağlı istediğinizi yapabilirsiniz. Ben çok seviyorum bu oyunu bu yüzden yani. Belli renklere bağlı kalmıyor. Çok fazla seçeneği var ve sürekli kendini geliştiriyor. Burunlara bakalım. Ben aslında bu şu anki burnunu sevdim açıkçası. Yani bilemedim. Bir de bunlar mesela Sims'leri oyun sırasında da değiştirebildiğimiz için o yüzden şu anda öylesine bir Sims de yapabiliriz. Yani önemli olan birazdan oyunu öğrenmek. Daha bakalım yandan. Çok komik burunlar var. Gerçekten aşırı komik değil mi? Farkı görüyorsunuz yani. Bakalım. Bu da küçükmüş. Bu normal. Bu da fazla dik duruyor gibi. Güzel gibi de aslında. Tamam, bu kalsın. Evet, burada ağızlar var. Ağızları seçebildiğimiz gibi kendimiz de ayarlayabiliyoruz. Mesela yukarıda durmasını, aşağıda durmasını. Aynı zamanda geniş... Oo, bu çok kötü oldu. Kalınlığını da ayarlayabiliyormuşuz. Güzel yani.
Bakalım. Burada aynı zamanda ayarlamak yerine de belirli ölçülerdeki ağız boyutlarını seçebiliyoruz. Aynı zamanda seçtiğiniz herhangi bir ağıza da tekrar üstünde oynayabiliyorsunuz. Yani sınır yok. Bakalım başka. Aynı zamanda bakın burunda da böyle bir ayar varmış. Az önce göstermemiştim. Yani eğer oradaki burun arası... Burnu yokmuş. Oo, bu da çok büyük oldu ya. Yani seçtiğiniz burunları beğenmiyorsanız eğer buradaki boyutlarıyla oynayarak onların şeklini tekrar ayarlayabilirsiniz. Çok geniş oldu. Ay bu da çok küçük oldu. Ayarlamak... Şuna baksanıza aşırı eğlenceli. Bakalım kulaklara geldi sıra. Gerçi saçlardan kulaklar gözükmüyor ama yine de biz bir bakalım. Bakın bunda da gördüğünüz gibi boyutları var. Yani buradan çıkalım. Şimdi sıra neye geldi? Evet, saçlara geldi. Bakalım şimdi. Ben bunu sevdim açıkçası aslında. Kısa saç hoşuma gidiyor ama biz yine de hepsini bir değerlendirelim bakalım neler varmış. Bakın mesela bu çok tatlı. Pembe olması çok şeker değil mi? Bak bunda iki renk varmış. Wow. Yani düz saçları da çok ayrı severim aslında. Bu da çok kabarık, çok tatlı. Pembe olduğu için sanki her saç modeli çok güzelmiş gibi geliyor. Sanırım o iki rengi bir seçemiyoruz. Bir renk seçiyoruz ve onunla hangi rengi uydurduysa onu seçiyor tekrar. Neyse bu çok hoşuma gitti benim. Şimdi sıra kaşlara geldi bakalım. Bunda 5 tane seçeneğimiz varmış. Yani bunları bize veriyor. Sonra biz para kazanıp pardon bayağı varmış. 17 tane mi galiba? Bunları neyse bize veriyor. Sonra biz beğendiğimiz modelleri ileride para kazandığımız zaman mağazadan alabiliyoruz. Böyle kaşlar var. Hepsi güzel gibi seçemedim bir türlü. Neyse bu kalsın bakalım. Burada da göz farları ve kalemler var. Burada da 8 farklı rengimiz varmış. Mesela dağınık göz kaleminde 9 renk varken hafif aldık da 8 renk var. Bakalım. Pembe rengi çok seviyorum. O yüzden bir de onu deneyeyim. Ay mükemmel oldu. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz tabii. Ben burada her şeyi deniyorum ama en absürt olanları bile. Neyse şimdi kapatalım. Ten rengini tekrar değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bunlar ücretsiz yapılan şeyler. O yüzden istediğiniz zaman her şeyi değiştirebilirsiniz. Mesela göz farı bu ten rengine göre biraz cırtlak kaldı. O yüzden onu değiştirmek istiyorum. Senin de kıyafetine uygun bir şey olabilir belki. Evet bunlar olsun. Şimdi de ruj ve dudak parlatıcıya geçelim. Burada da 12 tane rengimiz varmış. Burada da allıklar var. Allıkta da 8 tane renk varmış. Neyse. İşte böyle öğrendiniz artık. Bir tane rengi daha iyi gibi. Bir türlü rengi tonu tutturamadım. Böyle gözüme güzel gelmesi gerekiyor. Bakalım. Aslında bu renkte karar verdiğim gibi şöyle bir kahverengi falan olsa fena olmaz. Kısa saçlara da bayılıyorum ya. Bence bu saçı seçeceğim gibi duruyor. Şuna da bir bakalım. Yok ya bu kalsın. Bir de bunlardan sonra bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Böyle bunları seçtikten sonra vücut şekli de seçebiliyorsunuz. Artık istediğiniz herhangi bir aklınızda bir model varsa, eğer kiloluysa kilolu yapabiliyorsunuz. Eğer bir sporcuyu yapmak istiyorsanız sporcuyu yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde burada istediğiniz herhangi bir şekil yoksa mesela vücut şekli, buradan istediğiniz gibi vücut şeklini ayarlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi bunları ayarladıktan sonra
Burayı kapatalım. Formlar. Formda da az önce bahsettiğim gibi spor yapmayan, spor yapan, zinde, atletik gibi şeyler var. Buradan da çıkalım. Şimdi en sevdiğim dolap bölümüne geçelim. Burada üst giyimler var. Yine bize verdiği ücretsiz kıyafetler var. Ama siz tabii az önce dediğim gibi bunun dışında da mağazaya gidip oyun sırasında bunlara para verip para kazanıp alabileceksiniz, değiştirebileceksiniz. Ben şimdilik saç rengime göre bir renk seçmek istiyorum aslında. Ben siyah rengi de çok severim açıkçası. O yüzden siyah olmasını istedim. Buna uygun bir ayakkabı bence çizme çok iyi oldu. Ya da belki çok da emin olamadım. Ayakkabıları çok beğenmedim. Hemen para kazanıp ayakkabı almak istiyorum. Bu çizim hala içime oturmadı gibi. Ne o renk yaptı ya? Evet. Şimdi de geldik gözlüklere. Gözlükleri de çok seviyorum. Bakalım. Evet, gördüğümüz gibi artık simimiz hazır oldu. İçimize sinmese de dediğim gibi oyun sırasında bir sürü paralar verip istediğimiz gibi alabileceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz oyunumuza. Açılsın bakalım. Evet, şimdi önümüze iki tane seçenek geliyor. Burada hem bu cihazda şimdi oynanacak hem de eski kaydettiğim 224 gün oynamışım görüyorsunuz. Ama onu yapmak istemiyorum. Ben sıfırdan başlamak istiyorum. İşte yeni evime geldim. Müthiş. Allah'ım çok heyecanlı değil mi sizce de? Kapıyı açıyorum. Of, toz toprak içi. Tadilat yapacağım şimdi. Tamam, kutudan kare yapmak eğlenceli ama şimdi biraz temizlik zamanı. Ay, fotoğrafta ben varım bu arada. Baksanıza, çok tatlı. Kutuların üstüne basıyoruz onları kaldırmak için. Yoldan insanlar geçiyor aynı zamanda. Müthiş. Bakalım bunun altında ne var. Evet, ilk koltuğum da burada. Rengi de maviymiş ya. Beğenmedim rengini çok fazla aslında. Bakalım burada ne varmış. Orada da masa sandalye var gibi duruyor. Evet, bunlar da mavi. Bakalım. Uf, çok heyecanlı ya. Oturacak bir yer olması kesinlikle daha iyi bir yaşam tarzı demek. Bir oda bitti. Şimdi hangi odaya geçelim? Nereye geçsem acaba? Yatak odası mı? Banyo mu? Yatak odası mı? Banyo mu? Yatak odası. Bakalım burada ne varmış. Tasarım, dekorasyon ve inşaat için. Burada da diğer takımı tamamlıyoruz sanırım. Birkaç mobilya koyalım hadi şuraya diyor. Koyalım bakalım. Hangi renk daha güzel? Pembe. Bakalım nereye koyalım. Bu da daha güzel oldu. Şimdi şunu nereye koysak? Bu arada koyulmadığı zaman mesela kırmızı gözüküyor o sırada. Onu yer değiştirmemiz gerekiyor. Döndürebiliriz. Üstüne de küçük şeyler koyabiliyoruz. Koleksiyon tamamladığımızda da bizi tebrik falan ediyor. Şimdi lambamızı koyalım bakalım ne olacak. Gri daha güzel. Evet, baksanıza şimdi koleksiyonu tamamladık ve uyu büyü koleksiyonu tamamladık. Belli bir aşamaya geldik. Evet, böyle uzun bastığımız zaman eşyaları hareket ettirebiliyoruz. Yanındaki fırçaya basarak renklerini değiştirebiliyoruz. Az önce de yaptım zaten gördünüz. Böyle istediğiniz kadar hareket ettirebilirsiniz eş. Tekrar mesela diyelim bir etkinlikten yatak kazandınız. Bu yatağı arşivleyebiliyorsunuz. Depolayabiliyorsunuz yani. Depolanan hiçbir şeyiniz yok diyor.
Yani bundan sonrasını kendimiz almak zorundayız. Bu ortam çok umut verici. Harika bir takım olacağız diyor. Ay ne güzel olmuş baksanıza. Ama galiba kapıda biri var bakalım. Selam ver. Selam ben Bella. Mahalleye hoş geldin diyor bize. Hoş bulduk canım hoş bulduk. Bakalım. Evimizin ilk misafiri için sohbet için etkinliğe basıyoruz. Temizliği tam zamanında bitirmişiz. Şimdi de masaya oturalım. Bu evden gerçek bir yuva yarattığını görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Bunu hayalimizdeki eve dönüştürmek için bakalım ne yapacağız. Şimdi işe giriyoruz. Bahçecik bölgesine hoş geldin. Hoş bulduk canım. Arkadaşlar kafe eleman arıyor diyor. Hemen başvuruyoruz işe. Kilidini açıyoruz. Barista istasyonuna dokunarak barista kariyerine başla diyor. Böyle kariyerler var işte. Hep anlattığım gibi. Şimdi buradan sim lira kazanacağız. Kafe latte'nin yol etkinliğine başlıyoruz. Bir vardiya çalış diyor. Hemen işimize girelim. Bize mesela günlük 30 tane enerji veriyor. İşte başlıyoruz. Kahve yapmak için barista istasyonunu kullanalım. Gördüğünüz gibi yıldızlı olan balonlar oluyor. Onlara basarak etkinlik yapıyoruz. Mesela burada o etkinliğimizi yaptıktan sonra kahve kazandık. Şimdi müşterilerin üstündeki yıldıza basarak bu etkinliğimizi bitireceğiz hızlı hızlı oynayarak. Sonra bu kariyerde ilerledikçe bundan daha fazla para kazanmaya başlayacağız. Bu paralarla da yeni yeni alışverişler yapacağız. Şimdi onlara hizmet edelim. Az önce kazandığımız kahveyi müşteriye ikram ettik. Masayı temizliyoruz. Bugün tek başıma da hallederim ama yardımına daha hızlı olurum diyor. Yani mesela siz oyundan çıktıktan sonra bu görevi aslında bitiriyor. Ama siz oynadığınız zaman enerji harcayarak yıldızlara bastığınız zaman bu görev daha hızlı bitiyor. Vay canına burası kaynıyor diyor. Evet ama bunu seviyorum. Kahve benim için bir tutku. Vay canına bunu duymak çok güzel. Umarım ben de senin kadar iyi bir barista olurum diyor. Bölüm tamamlandı arkadaşlar. Şimdi paramızı kazandık. Kahvenin yolu etkinliğinin birinci bölümü. Güzel, çabuk öğreniyorsun diyor. Hadi canım gerçekten mi? Bence bu sorumluluğu almaya hazırsın. Buraları hızlı geçiyorum tabii ki. Kaptırdık. Gidiyoruz. Şimdi de eve gidelim ve mutfağımızı güzelleştirelim. Yani para harcayacağız. Buradaki simgeye bakarak gösterdiği gibi bize eve geldik. Ne derler bilirsin. Ev buzdolabının olduğu yerdir. Şuraya basarak evet. Burada yeni bir koleksiyonumuz geldi. Buzdolabı aldık. Ay çok heyecanlı ilk eşyamız. Siyah hem de. Evet arkadaşlar şimdi bunu aldık. Bir tane daha mı? Hayır tabii ki. İlk mobilyamızı aldık. 10 parmağında 10 marifet. Teşekkür ederim. İşe girdiğimiz için bu herhalde. Burayı sevdim. Kendimi evimdeymiş gibi hissetmeye başladım. Herhalde işinden bahsediyor. Artık yerleştiğimize göre serüvenler üzerinde birlikte çalışmaya başlayabiliriz diyor. Bakalım yeni bir serüven mi geldi acaba? Evet. İş serüveniymiş. İş serüvenini biz zaten tamamladığımız için ala basıyoruz ve bu görevi alıyoruz. Bir kariyerde seviye atla görevini vermiş bize ve biz onu tamamladık. Burada bir sürü serüvenler olacak ve onları tamamladıkça ödüller kazanacağız. Evet bunu alalım. Yeni bir serüven geldi mesela. Burada ne diyor? Evi temizlemeyi bitir diyor. Şimdi evi temizleyelim. Mesela banyoyu temizlememişiz. Evet. Bunu mesela temizledikten sonra oradaki görev yapmış olduk. Tamamlandı yazıyor gördüğünüz gibi. Bunu da böyle alıyoruz. Yeni serüvenden geliyor. Oyun devamı hep böyle arkadaşlar. İkinci seviyeye geldik. Oley! Şimdi bir sürü yeni eşyalarımız geldi. Seviyeyi geçtikçe eşyalar geliyor ve sen onları kazanmak için işe giriyoruz. Hadi bakalım. Bildirim gelecek mi, gelmeyecek mi? İzin istedi bizden. Şimdi işe girebiliyorsunuz, para kazanabiliyorsunuz. Bunları öğrendiğinize göre serüvenleri de yapabilirsiniz artık. Zaten size komutları veriyor. Gördüğünüz araba yerinden işe gidip, eve gidip isterseniz gezebiliyorsunuz. Farklı farklı yerler açabiliyorsunuz. Ben şimdi bu etkinlikleri tamamlayıp
para kazanıp ilerleyen zamanlarda tekrar bir sonraki bölümleri de çekeceğim size. Bakalım buralarda ne varmış? Taze bir başlangıç. Banyo ile ilgili eşyalar geldi az önce gördüğünüz gibi. Ama bunların hepsini alacak paramız yok. 160 sin liramız var. Bir tane klozet alalım kendimize. Çünkü bunlar arkadaşlar bize enerji verecekler. Mesela uyuduğumuz zaman enerji kazanacağız. Enerjimiz bittiğinde ya da tuvalete gittiğimizde ya da duş aldığımızda enerji kazanacağız. Bir de banyoya girdiğimizde küvet var. Küvet aldığımızda enerji kazanıyoruz. Ama şu anda birinci, ikinci level olduğumuz için alamıyoruz onu. Onlar yavaş yavaş açılıyor. Mesela bunu alacak paramız yok şu anda. 100 sim lira gözüküyor ama benim 60 sim liram var. Bunu şimdilik rafa kaldıralım. Gördüğünüz gibi paranız olmadığında bu yeşil parayla bunu telafi edebiliyorsunuz. Ama ben size biriktirmenizi öneririm çünkü onunla çok daha güzel şeyler alabilirsiniz. Evet, yeni serüvenlerimiz geldi. Şimdi bunları yapalım. Bakın gördüğünüz gibi soru işaretine basarak ondan yardım alabiliyorsunuz ve o size bu görevi nasıl bitireceğinizi söylüyor. Az önce yeni biriyle tanıştım mesela. Onunla bir görev yaptım. Ve bu işi tamamlamış oldum. Bir arkadaşlık başlatıyorum. Şimdi bana 59 dakikada bu etkinliği bitireceğini söylüyor. Ama ben yıldızlara bastığım zaman, beyaz balonların içindeki yıldızlara enerjimi kullandığım zaman bu görevi daha hızlı bitiriyorum. Şimdi mesela size göstereceğim bunu. Normalde oyundan çıksaydım, bakın benim göründüğüm gibi 50 dakikada bitecekti. 50 dakika yazan yeri görüyorsunuzdur. Ama ben şimdi beyaz balonlara basarak bu zamanı azaltıyorum. Gördüğünüz gibi 33 dakika oldu. Evet arkadaşlar, şimdi bir de böyle şeyler var. Gözlük çıkıyor. Onları yaptığımız zaman enerjimizi daha fazla kullanıyoruz. Fakat süreyi daha hızlı düşürüyoruz. Onlar Joker. Evet, şimdi gördüğünüz gibi Joker kullandığımız için daha hızlı bitti görevimiz. Serüvenimiz daha doğrusu. Şimdi yeni bir arkadaşlık başlatmış olduk. Burada arkadaşlarınızın nasıl ilerlemesini istiyorsunuz diyor. Hangisini seçelim? Ölümle kankayı seçtim. Şimdi bu simli arkadaş olduk. Bu hep bizim etrafımızda dolanacak oyun boyunca. Serüveni tamamladık. Evet, yeni serüvenlerimiz geldi. Evet, şimdi yeni seviyeye geçtik. İki tane sim para kazandık. Güzel görünüyor. Düşünüyordum da, sence benim nasıl bir kişiliğim var? Bakalım kişilik seçme zamanı. Cömert, hırslı, gurme, şanslı, cilveli, iyiliksever. Bunların hepsinin özellikleri var arkadaşlar. Görüyorsunuz altta yazıyor. Mesela cömert seçtiğimizde biraz daha iyi günlük giriş ödülleri kazanıyoruz. Oyuna girdiğimiz zaman yani para kazanacağız. Ama ben kariyerlerimde daha fazla para kazanmak için onu seçeceğim şimdi. Çünkü paraya ihtiyacım var. Alışveriş yapmak istiyorum. Şimdi bakalım ne yapalım? Bir etkinlik yapalım bu arkadaşımızla. Hadi gidelim. Nereye geldik? Kent meclisine geldik. Burada şimdi onunla beraber etkinlik yapacağız galiba. Onunla beraber değil galiba. Tek başımıza yapacağız. Evet, tek başımıza yapıyoruz sanırım. Bu üstünde mavi elmas olanlar ise diğer kullanıcıların simleri. Eğer onlar yoksa normal insanlar vardır. Mesela şu anda bir simle konuştum. Bakın yine o gözlük balonu çıktı. Yine kullanıyorum onu. Dediğim gibi bu Joker ve yeşil olduğu zaman olumlu oluyor yani. Daha çok şey kazanıyorum. Yıldız kazanıyorum. Bu da ne oluyor? Benim süremden düşüyor. Evet, şimdi bir tane daha çıktı. Yeniden yapalım. Gördüğünüz gibi yine olumlu ve yine muhteşem oldu. Çok güzel grafikleri var. Bayılıyorum ya. Şunlara bakar mısınız? Tembellik yapalım biraz. Çok güzel kelimeler kullanmışlar. Evet, şimdi sohbet ediyor. Bakın gördüğünüz gibi diğer koltukta da başka bir bireyin yarattığı simler var.
Evet, bu görevle bitirdi. 45 simliramız oldu. Şimdi bunu harcama zamanı. Yani yine de biriksin de sonra harcayız. Bakın gördüğünüz gibi tamamlandı yazıyor. Bu serüvenimizi de burada bitirmiş olduk. Evet, şimdi ödüllerimizi almak için ikinci serüven yazısına basıyoruz. Ödüllerimizi aldık. Şimdi diğer görevimize geçtik. Ama bu sırada dördüncü seviyeye geçtik ve yeni bir mekan açıldı sanırım. Bakalım yeni bir oynanabilir sim de açıldı. Yani nasıl? Yeni bir mekanımız da açıldı. Burada görüyorsunuz açılanları. Haydi çarşı meydanına gidelim diyor. Hadi gidelim bakalım. Buradan çarşı meydanının kilidini açıyoruz şimdi. Evet, ücretsiz yazıyor gördüğünüz gibi. Açalım bakalım neler varmış. Çarşı meydanı bölgesine hoş geldiniz diyor. Şu restorana bak bakalım içinde neler varmış. Bakalım neler varmış. Yani buraya işe de girebileceğiz demek oluyor. Bu restoran demek. Ne demek? Aşçılık demek. Belki birazdan yarattığımız ikinci simsi de buraya veririz. O da burada çalışır. Bir şeyler anlatıyor hala. Neyse. Biz bunu geçelim en iyisi. Okula gösterilen yere basıyoruz. Restoranın kilidini açıyoruz. Ve açıldı. Hoş geldiniz. Balonlar, kutlamalar. Bizim restoranda yeni bir iş var. Bir oda arkadaşım olsaydı burada çalışabilirdi. Şimdi yeni bir oda arkadaş yapalım bakalım. Merhaba diyor. Bakalım bir sim yaratma zamanı. Şimdi tekrar bir sim yaratacağız arkadaşlar. Zaten bu bölümümüzün amacı Sims oyunumuza girişi anlatıyordu. Sims'i bir kere daha yaratalım ki daha iyi Sims yaratmayı öğrenelim, özellikleri öğrenelim. Yeni ürünler yazıyor. Gördüğünüz gibi dükkan sekmesi açıldı yukarıda. Bu demek ki artık para kazandığımız anlamına geliyor ve yeni şeyler alabiliriz anlamına geliyor. Ama buna ilerleyen zamanlarda bakarız. Çünkü yeni simimizi tasarlamak istiyorum şu anda. Ya da birazdan yine bakabiliriz arkadaşlar. Bir de bu simin artık erkek olmasını istiyorum. Çünkü erkek arkadaşlarımız da bu oyunu oynayabilir. Kızı tasarladık. Şimdi sıra erkek bir birey tasarlayalım. Yani erkek bir simsi tasarlayalım. Bakalım dükkanda neler varmış. Yeni gelen ürünler kırmızıyla gözükecekler. Yeşil tik olanlar zaten bizim sahip olduklarımız. Bazıları gerçekten çok pahalı olacak ve bazıları da çok ucuz olacak bizim almamız için. Burada iki farklı bölme var. Bir tanesi mod mod olan, bir tanesi de üst alt yazan. Neyse biz bakalım simimize tasarlamaya geçelim. Onları ilerleyen yeni videolarım eğer beğenip abone olursanız tekrar atabilirim. Bu sırada videoya beğenip abone olmayı unutmayın ve benden daha fazla istediklerinizi, eksiklerimi ve beğendiğiniz yerleri yorumlarda belirtirseniz onlardan daha çok bahsederim. Teşekkürler. Şimdi devam ederim. Bir yandan da seçiyorum ben, bakıyorum neler var diye. Bakalım şimdi gözlere geldik. Tabii ki erkeklerde eyeliner yok. İlk başta yaptığımız gibi. Bakalım. Şimdi de buruna geldik. Burunu az önce yaptığımız gibi buradan istediğimizi seçerek daha çabuk elde edebiliriz gibi geliyor bana. Yine de çok zor ya. Erkekler bir de suratına göre ayarlamak zor oluyor. Evet, yine buradan seçeceğim galiba, bilemedim. Bakalım hangisini yapsak. Ya da böyle iyi mi ya? Biraz daha. Bu da mı iyi bu acaba? Şöyle bir döndüreyim bakalım. Neyse. Ağza geçelim. Bir de sakallardan dolayı ağızda çok belli olmuyor gibi. Bir de erkeklerde şöyle bir şey de var. Sakalı da ayarlayabiliyorsunuz. Oyunun grafikleri o kadar iyi ki. Bakalım ağzı ne yapalım. Bu iyi gibi ya. Şimdi neye geçelim? Kulaklara geçelim. Kulaklara geçmeyelim. Saça geçelim. Çünkü bunlar daha güzel geldi bir anda bana. Bakalım. Uzun saç bile var. Ay kel bile var. Çok güzel yani.
Uzun saç ben pek sevmiyorum aslında. Uzun saçlı yapmam gibi geliyor. Çok marjinal değil mi? Renkler. Neyse, bu daha güzel geldi gözüme şimdilik. Bakalım kaşlara geçelim. Kapatalım şimdi. Başka ne varmış? Sakal bıyık varmış. Bakın gördüğünüz gibi kadınlarda tabii ki az önce böyle bir özellik yoktu. Bakalım. Tabii makyaj da yapabiliriz. Aa, bakın çiller var. Az önce var mıydı bu? Yoktu bence. Dikkat edemedim. Bu yeni geldi. Evet arkadaşlar bu yeni gelmiş galiba. Çünkü bakın kırmızı noktalar var üstünde. Bunlar bize bunların yeni geldiğini belli ediyor. Az önce mesela kızda yoktu. Bakın buradaki kırmızılar da onların içinde yeni bir şey olduğunu göstermeye çalışıyor bize. Ben bu renge takıldı kaldım. Kesin pembe yapacağım bunu oyun oynarken oyun sırasında. Bakalım koyu renkleri deneyelim. Şimdi siyah mesela yapalım. Kahverengi. Uf çok yani her renk var herkes için. İstediğiniz ünlü arkadaşınızı, ailenizden birini yapabilirsiniz. Tabii ki bunda da az önce kızda yaptığımız gibi vücut özelliklerini tasarlayabileceğimiz bir bölüm var. Yine burada dediğim gibi standartlar her zaman var yani kendiniz seçip uğraşmak istemiyorsanız burada bir sürü örnek hazırlamış. Neyse gidelim bakalım. Gerçi ben üstündekileri şu an çok beğendim bu arada. Siyah siyah zaten giyinmiş. Bakalım. Burada gördüğünüz gibi her çeşit var. Çünkü sadece kadınlar değil erkekler de üstlerinin giyimlerine dikkat ediyorlar. Yani çok spor giyinenden gömlek giyinene kadar her türlü kıyafeti tasarlamışlar. Daha sonra dediğim gibi para kazanıp bunların hepsini elde edebiliyoruz. Şu kolyeyi çok beğendim mesela. Onu kesin almak istiyorum. İlerleyen bölümlerde aldığım zaman size göstereceğim mutlaka. Bakalım başka neler varmış. Her şey paralı. Bakın burada sakal bıyık çeşitleri de var. Makyaj malzemeleriyle ilgili de çok ayrıntı var tabii ki. Şu gözlüğü çok beğendim. Bu güzel gibi. Hangi renk kullansak? Bakın şimdi. Galiba renkli bir şeyler denemek istiyorum. Giysilerine girelim. Biraz renklenme zamanı. Bakalım mavi yapalım mesela. Oo, bu çok yakıştı. Siyahı da çok severim gerçekten. Kırmızı bir şey arıyorum. Kırmızı yapsak nasıl olur acaba? Bakalım. Oo, çok kötü oldu. Beğenmedim ya. Neyse altlara geçelim bakalım. Şort. Aslında ben şort almak istiyorum ama bir türlü beğenemedim buradaki şortları. Galiba para verip şort alacağım şimdi. Bakalım. Oo çok pahalı ama paramız var demiştim size. Parayı önemli yerlere harcayın. Mesela alışveriş yapmaya. Bunu çok beğendim. Çok güzel gözüküyor. Aldım galiba. Evet aldım. Şimdi bunun üstüne uygun mor veya sarı bir üst seçeceğim galiba. Çünkü ona uyumlu olması gerekiyor. Mesela ayakkabıyı da spor ayakkabı seçebiliriz ama bunun renkleri hiç uygun değil. Bakalım hangi renk yapabiliriz. Yani bu da güzel oldu aslında. Bu renk. Aa bakın mor kesinlikle. Evet bunu seçiyorum. Bakalım üstümüzde de hangisini seçsek acaba? Bunun renkleri. Yani şimdilik öylesine seçsek de mesela istediğimiz renkte bir şey alabiliriz. Yine mesela bunun tonu tutmadı. Bir de kısa kolluya bakalım. Bakalım onun renkleri nasılmış. Kısa kollu bir şeyimiz var mı? Aa bakın aşağıda var gördüğümüz gibi ona bakalım. Bunun mor da tutmadı tabii ki. Mor değil de o farklı bir renk. Çok mor bir şey. Heh. Oo çok güzel olmadı mı? Ben bunu çok beğendim. En azından şimdilik paramız yokken bununla idare edelim. İleride görev yaptığımız zaman bunu şimdi biz o restorana da göndeririz de aşçı yaparız. Orada çalışır. Para kazanır. Sonra gider üstüne başına bir şeyler alır. Ben bunu çok beğendim.
Özellikle bu basketbol şortuna bayıldım yani. Öyle değilse de biz onu hangi takım yaptığınızı yorumlara yazın. Bakalım doğru tahmin edebilecek misiniz? Onaylayalım. Kaydedelim üstümüzü. Hadi bakalım. O akşam olmuş galiba. Gördüğünüz gibi bunda sabah akşam temaları da var. Akşamları kararıyor oyun. Gündüzleri güneşli oluyor hava. İsterseniz bunu kapatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu karaktere de bir karakter seçtim. Özellik seçtim. Bunu da yeni serüvenlerimiz geldi. Bunları da artık nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Soru işaretlerine bakarak ne yapacağınız orada yazıyor. Mesela ne diyor bize? Kıyafet satın al diyor. Buradan gördüğünüz gibi evler var. Buradaki evleri inşallah ileride hepsini alıp hepsini tek tek dizayn edeceğim. Ama aşırı pahalı yani. Bir sürü işe girip para biriktirmemiz gerekiyor. İnanmıyorum. Şundaki para miktarlarına bakın yani. Sürekli çalışsam çalışsam alamam gibi. Neyse umudumuzu yitirmiyoruz. Bakalım bahçeciye gidelim ve ikinci sistemimizi işe sokalım bence. Hadi bakalım. Evet burada gördüğünüz gibi hastane falan var. Oraları sonradan açıp dokuyor olarak orada çalışabilirim. Belki de diğer bölümde, diğer videoyu çektiğimde çoktan onları çekmiş olurum. Gördüğünüz gibi işe girdi. Bir yandan da oynuyorum, bir yandan da anlatıyorum. Şimdi bu işte 54 dakika yazıyor gördüğünüz gibi aşağıda. Bunu bırakıp oyundan çıktığınız zaman 54 dakikada bu görevi halletmiş oluyor. Ama şimdi siz beyaz baloncuklara basarak bu görevi enerji kullanarak hızlandırmış oluyorsunuz. Genelde bir saate yakın görevler bir gün içerisinde, bir kere içerisinde yani 30 tane enerjiyle bitebiliyor. Fakat daha fazla olan görevler için kek kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Kek enerji veren bir özellik oluyor. Ya da isterseniz oyundan çıkıp enerjinizin dolmasını bekliyorsunuz. O sırada zaten görev bitiyor. Hem o görev bitiyor hem de yeni görevi enerjiyle başlatıyorsunuz. Çok eğlenceli ve bu da sizin sürekli oyunda olmamanızı sağlıyor. Enerjileriniz bitiyor ki siz oyundan çıkıyorsunuz. Bakalım burada yeni serüvenlerimiz var. Bir yandan onları kontrol ediyorum hangisini yapabilirim diye. Mesela kanepede mola ver yazıyor. Belki onu yapmam kolay olabilir diğer simde. İki tane simse sahip olmamız da çok yararlı. Birini işe gönderirken biriyle de diğer serüvenleri yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an bu simimizin bir sorumluluğu yok. Diğeri çalışırken bununla gezebiliyoruz. Gördüğünüz gibi buralar kilitli olduğu için oraların içini göremiyoruz ama restoranın içini görebiliyoruz. Burası da bu simimizin iş yeri. Burada bildiğiniz gibi latte görevimiz vardı. Bunu da burada işe gönderelim. Gördüğünüz gibi enerjimizi bitirelim burada da. Bunu da işe başlasın. Buradaki kazandığımız pembe yere düşen yıldızlar toplanıyor yani. Sizin üstüne basarak toplamanıza gerek yok. O kadar eğlenceli ki. Bakın gördüğünüz gibi mavi elmaslı oyuncular geldi yine. Bunlarla arkadaş olup onları ekleyebiliyorsunuz. Ama görev sırasında onlarla konuşamıyorsunuz. Çünkü şu anda bir iş yeriniz var. İş yerindesiniz, çalışıyorsunuz. Ama onlar da bir canlı bir insanın oynadığını unutmayın. Onları da yani bizim gibi çok özen özene hazırlıyorlar. Bu sırada işimizi de bitirdik. Enerjimizle olduğu için bir saat beklemek zorunda kalmadık. Tamamlandı yazıyor gördüğünüz gibi. Bir serüveni de bitirdik. Diğerinin yanına gidiyoruz ve oynuyoruz. Enerjimiz olduğu için beklememize de gerek yok. İşimizi bitirip paramızı alacağız. O şekil school yapıyoruz. Bakalım görevimiz bitecek mi? Evet, bitti. Bu cesaretli gösteriyi yaptığımız için 45 sim para kazandık ve kariyer özelliği kazandık. Ve gördüğünüz gibi ödüllerimizi de topluyoruz. Bir yandan da oradan para geliyor. Ve bu sırada 5. seviyeye atladık ve koltuklarımız açıldı. Gidip salona alışveriş yapma zamanı. Bir yandan da yeni bir etkinlik açıldı gördüğünüz gibi. Bu etkinliğimiz Korku Gecesi, Hazine Avı. Bu da galiba Cadılar Bayramı'na özel bir etkinlik. Bunu oynadıktan sonra ikinci videoda size kazandığım şeyleri gösteririm.
Çünkü onun da çok süresi var. Bir kere de kazanamam. Merhaba. Evet anlıyorum. Pardon duyuyorum. Anlaşıldı. Ben Samuel. Falan filan. Bu görev hakkında Sims'imize görevi anlatıyor. Bilgi veriyor. Telefonla konuşuyorlar. Alttaki yazıları okurum diye düşünmüştüm aslında bu oyunu oynarken ama okumama gerek yok. Bence siz de bir iki okursunuz sonra basıp 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 geçersiniz. Çünkü önemli olan oyunu okumak yani. Bu yazılar beni hep çok sıkar. Hiçbir zaman da okumam. Ama Türkçe yani oyun farkındaysanız baştan sona ve bu özellik çok iyi. Ne yapacağınızı anlamadığınız zaman soru işaretlerine bakarak oyunu, görevi anlayabiliyorsunuz ve böylece para kazanıyorsunuz. Enerjimiz bitti. Gördüğünüz gibi kek var. Şimdi o keke basarak enerji kazanacağız ya da basmayarak kazanamayacağız. Bakalım ödülümüzü aldık, görevimizi bitirdik. Evet, şimdi selam diyor. Özeldeki moda ürünleri ilgini çekiyor mu? Bakalım bu kim? Bu da büyük ihtimalle Bahçecik'te atölyem var. Sana başlangıç için yeterli moda cevheri vereceğim diyor. Bu da bize kıyafetler verecek şimdi. Keşfedilmemiş bir yıldızsın sen. Aa, teşekkür ederim. Tasarımlarım sana kendini gösterme şansı verecek. Şimdi onun yanına gidiyoruz. O gösteriyor gördüğünüz gibi. Ona basacağız ve bu adamın bahçesine, dükkanına gideceğiz. Bahçecik'te olan dükkanına. O bize kıyafet falan veriyor. Bunların özellikleri falan var ve çok eğlenceli. Hem onları giyip denemiş oluruz. Gidelim bakalım. Buradan gidiyoruz. Bahçecik yazısını görüyorsunuz. İşte burası bu adamın dükkanı. Evet geldik. Senden sadece bir tane var. Öyleyse onu da mükemmel hale getirelim diyor. Bakalım bizi nasıl mükemmel hale getirecek. Bastık parayı verdik. Çiziyor. Gömlek çizecek bize şimdi. Kalpli kalpli şeyler var ve şans getirecek galiba bize. Bakalım bu. O rengi çok güzel değil mi? Bakın kalpler falan da çıkıyor. Bunu alalım, satın alalım. 30 tane moda cevherimiz var. Tekrar deneyebiliyorsunuz isterseniz. Ama ben hiçbir zaman tekrar denemiyorum. Çünkü param boşuna mı gitsin yani? Ben bunu beğendim zaten. Çığır açan tasarımcı yaşam tarzına geçtik aynı zamanda. Para harcadığımız için ve yeni şeyler, görevler bitirdiğimiz için. Ve hemen onu da okumadan geçiyoruz. Ve kıyafetler yerine geçiyoruz. Bakalım yeni aldığımız şey üstümüze nasıl görünüyormuş. Okla gösterdiği yere izinin özel kreasyonuna basıyoruz. Yanlış bir şey yaptım. Evet geldim şimdi. Ay rengi çok güzel değil mi? Kalpler falan çıkıyor. Ama bu şimdi bizim modelimizi, kombinimizi bozuyor. Kombinimiz. Evet geri dönelim. O bir kenarda dursun yani. O kalplere ihtiyacımız olduğu zaman kullanırız. Burada gördüğünüz gibi video var. Buradaki reklamları izleyerek ekstra bir şeyler kazanabiliyoruz. Sürpriz. Bunu da unutmayın. Ben sürekli izliyorum. Serüvenlerimize bakalım, ödüllerimizi toplayalım ve yeni serüvenlerimizi okuyalım ki bunları sürekli yaparak buradan para kazanacağız. Ve bazen bunları hızlı hızlı yapmak daha çok para kazandırabiliyor işe gitmekten ya da bazen iş daha avantajlı olabiliyor yine de. Evet bakalım şimdi ne yapalım? Ne diyormuş? Etkinlikteymiş yanına gidelim. İşte başının üzerinde mavi bunu simleri görüyor musun? Başka bir oyuncuya ait olmalı. Onlara etiket vererek iltifatta bulunalım. Etiket az önce bahsettiğim gibi. Yanlış bastım galiba buradan çıkalım. Şu kadından bahsediyor. Ha basamadım evet. Buradaki etiketlerden vereceğiz onları. Ve onlara etiket verdikçe onlar da bize verecek. Ve moda cevheri kazanacağız. Az önce gömlek kazandığımız yerde olduğu gibi. Oradaki moda cevherlerini böyle kazanıyoruz. Biz onlara veriyoruz. Onlar da bizim mavi elmasımızı görüyor. Onlar da bize veriyorlar. Bakın burada bahsettiği gibi moda cevheri kazanıyoruz. Evet. Bunlar her hafta oluyorlar. Enerjimiz bitmiş. Olmaz. Şimdi ne yapalım? Bakın burada bir kısa yol var. Buradan kısaca hazine avına gidebiliyoruz. Burada diğer etkinlikler de var. Eşyalara özel etkinlikler var.
Mesela sandalyeye oturmak gibi ya da yatağa bastığımız zaman bakın gördüğünüz gibi enerji kazanıyoruz. Şuradan da bir arazi genişletelim. Evimizi büyütelim. 10 dakikada dolacakmış. Bu dolana kadar evet kekimizi yedik. Enerjimizi doldurduk. Şimdi görevimizi yapıyoruz ama tabii ki 4 saat 31 dakika yazıyor. Bunu da tüm enerjimizle bitiremeyiz tabii ki. Başka bir güne kaldı. Onun bitmesini beklemek zorundayız. Yine de yapabildiğimiz kadar enerjimizi bitirene kadar bu süreyi azaltmaya çalışıyoruz. Şimdi burada videolar çıkıyor. Evet arkadaşlar reklamı izleyip geldim. İzlediğiniz için teşekkürler yazıp bana bir hediye verdi, ödül verdi. Bu videolar günde 4-5 kere izlenebiliyor diye biliyorum. Ya da oyundan çıkıp girdiğinizde yenileniyor diye biliyorum. Bunları izleyerek bir şeyler kazanabilirsiniz. Zaman kaybetmek istemiyorsanız izlemezsiniz. Boş vaktiniz varsa izlersiniz. Burada gördüğünüz gibi bu etkinlikten bir şeyler kazanıyoruz. Bize bir şeyler veriyor. Bunları kazandığımız, işe girip kazandığımız ya da bunun verdiği harita görevlerini yaparak alabileceğiz. Bunların hepsini yaptığımızda en üce kadar gelip bir sürü ödül kazanacağız. Umarım bir sonraki bölümde kazandığım ödülleri sizinle paylaşabilirim. İki simsimin de enerjisi bitti derken duşa giriyor. Gördüğünüz gibi enerji kazandım oradan. Bakın şu anda duşta. Tabii ki sansürlemişler. Bir tane simsim de uyandı. Enerji kazandı. Şimdi de ona bir görev vereceğim. Çünkü oyundan çıkmadan önce hep en yüksek saatli görevleri veririm ve ben gelene kadar da o kocaman 4 saat, 6 saatlik görevler bitmiş olurlar. Şimdi buna görev veriyorum. Haydi bakalım. 4 saatlik bir göreve başlattım. Tabii ki 4 saat olacak ama ben yine de kendi enerjilerimi kullanarak biraz ilerletirim. Ama bakalım burada ne diyormuş. Burada galiba telsizler var. Şimdi bu 3 noktadan bir tanesini seçerek bakalım hangisini kazanacağız. Evet. 50 antik relik kazandık. 5 tane 4 tane daha telsiz hakkımız var diye görüyorum. Bakalım şimdi ne olacak? Bu kazandıklarımızla da az önce gördüğümüz şeyleri satın alabileceğiz. Tavşan ve antik rolikle. Bakalım bu bize tarif edecek diyor ama Türkçe konuşmadığı için koordinatlarını anlayamıyoruz. Kafamıza göre seçiyoruz bakalım. Evet iki tane ipucu çıktı. Hepsi zaten ihtiyacımız olan şeyler. Sonuçta buna para vermeden kazı yaptığımız için bir şey kaybetmiyoruz. En azını da kazansak sonuçta bir şey kazanmış oluruz diye düşünebilirsiniz. Evet, bütün telsizlerimizi oynayalım şimdi. Bakalım şimdi ne kazanacağız. Bakalım. Evet, en yükseğini kazandık. Yani bazen bu beni aşırı mutlu ediyor. Bazen düşük kazanınca üzülüyorum ama gerçekten üzülmeye gerek yok. Sonuçta yoktan var olmuş. Onu kazanmışsın. İki küçük kek bile diğerlerinden daha değerli. Bana daha çok enerji veriyor ve zamanımı boşa harcamamamı sağlıyor. Bakalım sanırım bu son telsizimiz kullandığımız. Evet bunda da 4 ipucu kullandık. Bakalım görevimizi bitirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi enerjilerimle bu enerjiyi süreyi azaltmak için kullanıyorum. 5-5 gidiyor zaten hemen biter büyük ihtimalle. 3 saat 24 dakika oldu şimdiden. Şimdi 13 dakika oldu. Bakın gittikçe azalıyor. Yani ben bunu şu anda çıkıp 4 saat bitmesini bekleyebilirdim. Ama gerek kalmadı çünkü enerjilerimle bunu 3 saate düşürdüm. Bakın buradaki serüvenlerimiz var. Bu serüvenleri okuyarak mesela genişletme potansiyeli. Bunu birazdan yapacağız. Araziyi genişletmiştim. Gördüğünüz gibi burada etkinlikler var. Bunların hepsini okuyarak tamamlayıp altındaki ödülleri kazanabilirsiniz. Evet, şimdi bitti enerjimiz. Buna gidelim bakalım bu ne yapmış. Duşta enerji kazanmış ve enerjimizi kullanarak etkinliğini hemen bitirmesi için ona yardım ediyoruz beyaz balonlara basarak. Evet, devam ediyoruz. Enerjimiz de çok azaldı. Hemen bunu da uykuya gönderip
Bundan enerji kazanalım. Evet, neredeyse yarısı. Yarısından çoğu daha doğrusu. 16 tane enerjimiz var. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar, video izleyip geldim bu sırada. Bir tane antik relik kazandım yine. Enerji kazanmayı ummuştum. Ama kazanamadım. Olsun. Demek ki bu oyunun sonuna gelmişiz. Bir yandan da etiket veriyorum ki kendim de etiket kazanabileyim diye. Veya diğer oyuncular da mutlu olsunlar ve kendilerine kıyafet alabilsinler. Moda cevheri kazanabilsinler diye. Bakalım. Gördüğünüz gibi siz o işte olmasanız da burada hayat devam ediyor. Oyun akıyor. Çok güzel o yüzden yani. Her an her yere gittiğinizde orada diğer oyuncularla karşılaşabiliyorsunuz. Bir yandan insanlara etiket dağıtıyorum. Bir etkinlikte olsam da. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi enerjim bitti. Bir tane kek kullanıyorum ve enerjimi fulluyorum. Çünkü bu görevin hemen bitmesini istiyorum. 2 saat 24 dakika kalmış görevime. Ama galiba buna yetişemeyeceğim. Şarjı da bitmiş. Gördüğünüz gibi bir şey de kazanamıyorum bu görevden. Bari bunları yapayım, süreyi düşüreyim. Oyundan öyle çıkayım. Bakalım ne kadarım kaldı. Yine enerjim bitti. Bakalım ne kadar sürem kaldı? 1 saat 39 dakika kaldı. Bu kadar sürede de görevim bitecek. Bakalım evde ne oluyor? Gördüğünüz gibi buraya çağırdım Simsim'e. Ve şimdi onun enerji kazanmasını sağlayabilirim yatarak. Ama pardon, onun enerjisi yatarak sağlanmıştı. Artık enerji kazanamıyorum. Bir sonraki güne geçmesi lazım. Diğerini ne yapalım bu sırada? Etkinlik yapamıyoruz. Çünkü zaten simsimiz etkinlikte. Böyle son kez bir serüvenlerimize bakalım ne yapabiliriz diye. Şu anlık yapacağımız bir şey yok. Bakalım biraz alışveriş yapalım. Neler gelmiş dükkana? Bakalım. Ben yine de kombinime uyan bir şey almak istiyorum. Çok kalın bir şey almak istemiyorum. Bakalım mağazamızda baya fazla şey var yani, resmen dükkana girmişim gibi. Diğer oyunlarda 5-6 tane kasak olmasına rağmen, tişört veya olmasına rağmen burada hırka bile var. Çok güzel gömlek bile var yani, çok şaşırıyorum. Şömine yanı örme süeter var yani, şok içindeyim. Rengi de çok güzelmiş bu arada. Bakalım deneyelim. Çok yakıştı. Umarım ileride bunu alacak kadar param olur. Şu anda yok maalesef. Buradan çıkalım. Kaydedelim ve çıkalım. Kaydetmeden çıktım. Neyse. Siyah ayakkabılarımızla siyah üstümüz daha uyumluydu zaten. Bakın gördüğünüz gibi arazimiz açıldı. Şimdi bu araziye bir oda alabiliriz. Onun boyunu kendiniz belirliyorsunuz gördüğünüz gibi. Eşyaları nasıl kendiniz belirliyorsanız, odayı koyacağınız, açacağınız arazinin yerini de az önce benim belirlediğim gibi kendiniz belirliyorsanız, odanızın şeklini, büyüklüğünü, küçüklüğünü de kendiniz ayarlıyorsunuz. Ben ama bütün açtığım araziyi kullanmak istiyorum. Büyük bir odam olsun istiyorum. Evet, şimdi oldu. Bakalım. Hiç diğerlerini, araziyi açmadığımız için diğer yerlere oda koyamıyoruz. Zaten oda koymanın da bir sınırı var. Yani sen seviye geçtikçe o sana o hakkı veriyor. Sana hak vermesinin yanında bir de senin paraya sahip olman gerekiyor o odayı açmak için. Neyse, şimdilik bu kadar. Bakalım serüvenlerimize son bir kez. Odayı genişlettiğimiz için sim para kazandık. Bakalım başka neler varmış. Kanepe üzerine dokun ve rahatla görevimiz varmış. Bu bana biraz kolay geldi. Yapalım bakalım. Rahatla yazıyor gördüğünüz gibi ve gördüğünüz gibi tamamladık serüveni. Ödüllerimizi topladık. Evet, şimdi
Burada parayla alacağınız şeyler var. Şimdi ben bir kere daha video izlemek istiyorum. Bakalım ne kazanacağız. Evet arkadaşlar, videomuz bitti. Lüks hayat fişi kazandık. Bunları ilerleyen zamanlarda kıyafet değiştirirken kaydetmek için kullanacağız. Yine bir serüven kazandım. Ödüllerimi topladım. Bir yandan yine serüven yapmaya devam ediyorum. İstersen bunu uyandırabiliyorum yani. Benim kendime bağlı. Hala görev yapıyor. Bakın o hala bir etkinliği bitirmeye çalışıyor. İkinci sarışın erkek simsimiz. Söylerken de çok komik oluyor. Simsimsim gibi. Bakalım onun kendi enerjimize şimdi onun süresini de düşürebiliyoruz. 3 saat 6 dakikası kalmış. Bir tane daha video izleyelim. Evet, bir tane küçük kek kazandık. Video izlerken gerçekten çok eğleniyorum. Çünkü bedavadan bir şey kazanmak beni çok mutlu ediyor. Zaman kaybetmeden 30 saniye içerisinde reklam izliyorum ve enerji lazım olduğunda bir tane keke sahip oluyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane kekim var. Ama yine de bunları acil durumlarda kullanmak için saklıyorum, biriktiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi buradan kapıları, koltukları, eşyaları değiştirebileceğiniz bir alan var. Sağda, altta, kırmızı bir nokta var üstünde. Kırmızı olan noktalar her zaman size yeni bir ürün olduğunu gösteriyor. Bunu da unutmayın. Şimdilik evimiz çok küçük. Umarım hemen büyür. Daha eğlenceli bir hale gelir. Evet, şimdi uykuya dalıyor ve enerji kazandık. Görevin süresini düşürmek için hemen onun görevinin olduğu yere gidelim. 1 saat 31 dakikası kalmıştı en son. Şimdi enerji kullanarak bu süreyi düzeltmeye çalışalım. 1, 2 ve 3 tane kullanabildik. Evet, devamına enerjimiz yetmedi. Bir tane daha kek kullandık. 1, 2, 3, 4, 5 ve bitti. Bu etkinliğin süresini hemen bitirdik arkadaşlar. Reklam izleyelim. Arkadaşlar, reklam izleyerek bu ödülleri ikiye katlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekstra ödüller de kazandım. Ve 6. seviyeye geçtim resmen. Artık partiye katılabiliyor ve evde parti yapabiliyorum. Ve daha eşyalarım da açıldı. Yeni serüvenlerim de geldi. Umarım bu oyunu beğenmişsinizdir. Ve siz de oynarsınız. Ben çok eğleniyorum oynarken. Evet arkadaşlar, burada partiden bahsediyor. Ama ben bu partiyi bu bölümde çekmek istemiyorum. Eğer beğenirseniz bir sonraki videoda partiyi görebilirsiniz. Teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın.